ismini vermek istemeyen biri sormuş. Mastürbasyon yapmak caiz midir diye. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere hitaben buyuruyor ki men istata'a minkum elba'ete felyetezevvec. Yani kimin gücü yetiyorsa evlenmeye evlensin. Fe innehu agaddu lil basar ve ahsanu lil ferci. Yani bu ahsanu lil ferci, bu iffeti korur, gözü korur, muhafaza eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir genç kendini nasıl koruyacak? Bunun usul esasını tayin ediyor. Yani böyle bir yoldan bahsetmiyor. Nasıl kendini koruyacak? Böyle koruyacak. Peki imkanı yok, evlenemiyorsa o zaman sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutsun buyuruyor. Peki bu kardeşim ne yapsın? Resulullah aleyhisselamın bu hadis-i şerifinden hareketle asla eliyle böyle bir şenaatte bulunmasın. Çünkü Cenab-ı Hak elleri bir vazife için yaratmıştı. Bu elin vazifesi vardır, bu elin vazifesi var. Üstad diyor ya, aklımı fikrimi hep sağ elime verdim. Görevi olmasaydı sol elimi temizlerdim. Bu taharet eli olarak kullanılmış, sol el vazifesi bu. Yani bu buraya mahsus ki yemek yerken bu elle taharet olmasın, kişinin aklına gelmesin. Hela aklına gelmesin. Resulullah Aleyhisselam neler öğretmiş, bunları da öğretmiş. Peki oruç tutsun. Ya buradan başka ne anlayabiliriz Aleyhisselam'ın bu ifadesinden? Az yemek yesin. Efendim böyle çok mükellef bir yatakta yatmasın. Nefsini essin. Olmuş olduğu mahalle baksın. Arkadaş çevresine baksın. Eğer arkadaş çevreleri bu tür şeyleri konuşuyorsa onlardan uzak dursun. O tür bir hayata teşvik eden yayınlardan uzak dursun. Yani böyle dağa gitsin, deniz kenarına gitsin, manzaralara baksın, Allah Teala'nın yarattıklarına baksın. Eğer gözler ekranlardaki o ahlaksız suretlere bakarsa, o zaman nefsi onu böyle bir hayata teşvik edecek. Allah muhafaza buyursun, eliyle böyle kendini tatmin yoluna bir delikanlı gidiyorsa, sonra evlenir, evliliğinde ciddi problemler olur. Doktorlar söylüyorlar, büyük problemler yaşıyorlar. Evleniyor hala yine aynı yoldan devam edenler var. Aile dağılıyor, aile parçalanıyor, aile yıkılıyor. Bedende büyük hasarlar, tahribatlara o hadise yol açıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ezzina bilyet, elle yapılan zina olarak kıymetlendiriyor. Tabii ki normal bir zina gibi değildir. Bütün bunlar gösteriyor ki gençler hem sağlıkları itibariyle hem şeriat itibariyle bundan uzak duracaklar. Eğer bir şey sağlık itibariyle zararlıysa fıkıh da onu yasak kılar. Yani çünkü beden bize Allah Teala'nın emaneti. Bedeni koruyacaklar. Eğer bedene bu hadisenin büyük bir tahribatı varsa o zaman fıkhında bu haramdır. Fakat bu fakat açalım mı acaba? Haramdır. Kesin. Bundan dolayı böyle bir şenaati düşen kardeşlerimiz varsa tövbe istiğfar edecekler. Fakat Hanefi fukahasından şöyle diyenler de olmuş. Bir, kesin haram olduğunu kabul edecek. Kendini tatmin etmek için değil, şehvetini kırmak için ise. İki, bu adam evli değilse. Üç, olmuş olduğu ortam onu zinaya sevk ediyor. Evlenemiyor, oruç vesaire. İki tane büyük haram var. Bu durumda bunlar taarruz ediyorsa اَدَّرَرُ الْاَشَدْ يُدْفَعُ بِتْحَمُّلِ الضَّرَرِ الْاَخَفْ. Yani daha şiddetli bir zarar var, bela var, haram var. Öte tarafta daha hafif var. Daha hafifine irtikab ederek büyüğünden korunmuş olur. Yani normal zinadan korunmuş olur. Bu da elle yapılan bir zinadır. Efendim bu da haram, bu da günah. Bundan da tövbe istiğfar etmeli. Yani kardeşlerimi Cenab-ı Hak bundan muhafaza buyursun, Amin. bundan korusun. Amin. Ailelerine büyük darbe olur. İslam bir şeyi yasaklıyorsa mutlaka bu insana zararı vardır. Mutlaka zarar var. Onun için ulemamız kesin bunun haram olduğunu beyan ettiler. Ama
Öyle bir durum var ki diyor bazı alimler, harama gidiyor, kendini durduramıyor. O zaman daha büyük haramdan, zinadan kendisini bu şekilde koruma amacıyla yaparsa gene haramdır efendim bunlar. Her durumda haramdır ama cezası normal halde kendini eliyle tatmin edene göre biraz daha düşük olur. Allah Teala Müslüman gençliği muhafaza buyursun. Bunun çözümüne erken yaşta imkanı olanlar tabii, ulum-i İslami okuyanlar değil de onlar erken yaşta evlensinler, Müslümanlar da evliliğe teşvik etsinler. Altını çiziyorum, kesinlikle haramdır, haramdır. Böyle bir şey yapanlar tövbe istiğfar etsin.